Forex'ten herkese merhaba. Euro dolar paritesi bugün açıklanan PMI verileriyle beraber Avrupa Birliği bölgesindeki ülkelerde yükseliş kaydedildi. Fakat paritede aşağı yönlü bir hareket var. Burada dolar cephesindeki kuvvetlenme devam ediyor. Dolar endeksi de düşüş eğiliminin yavaş yavaş üzerine geçmeye başlamış durumda bu saatler itibariyle. Genel olarak Amerika'da 10 yıllık ve 30 yıllık tahvil getirilerinde de yükseliş geçtiğimiz hafta başlamıştı. Bu hafta da hala devam ediyor. Bu cephede de biraz daha Amerika kanadındaki verilerin öğleden sonra izlenmesi yararlı olacaktır. Yarın ise Avrupa kanadında enflasyon rakamını takip edeceğiz. Şayet enflasyon beklendiği gibi yükseliş göstermezse Euro cephesinde biraz değer kaybı yaşanabilir. Euro dolar paritesi geçtiğimiz yıl Temmuz ayında başlayan yükseliş eğilimini de şu an itibariyle tam üzerinde seyrediyor. 1.20.50 seviyesi şu an için destek olarak takip edilen bölge. Fiyat şu an için 1.20.40'da yavaş yavaş desteğin de aşağısına geçmeye başladı. Şayet 1.20.20 bölgesindeki destek alanı kırılırsa o zaman yükseliş eğiliminin de sonlanmasına bağlı olarak Euro dolar paritesinde satışlar biraz daha ön plana geçmeye başlayabilir. O zaman 1.19.50 ve 1.19.20 arasındaki daha önce de destek olarak çalışan bölgeyi artık takip etmeye başlayacağız. Yükseliş eğiliminin sonlanmasıyla beraber satışlarda biraz daha ağırlık artışı yaşandığını görebiliriz. RSI'da yine bir yavaşlama söz konusu yatay hareket içerisinde. MACD 0'a yakın seyrediyor. Kararsızlık var. Eğer 1.20.20 desteği kırılırsa o takdirde biraz daha Euro dolar cephesinde aşağı yönlü hareketler ön plana geçmeye başlayabilir. Yukarı alanda ise önemli direnç seviyesi yaklaşık 2-3 haftadır devam eden 1.21.80 seviyesindeki direnç bölgesi. Geçtiğimiz hafta üzerine geçilmişti fakat kalıcılık sağlanmadı. Bundan dolayı biraz daha kuvvetli bir bölge konumunu hala 1.21.80 koruyor. Trend kırılması durumunda da aşağı yönlü hareket bir müddet daha ön planda kalmaya devam edebilir. Gelişmelerin devamıyla ALB Forex'te görüşürüz.